Bunlardan hangisi daha kuvvetli? İkisi de aynı teyzeciğim. Ama bunun fiyatının neredeyse iki katını söylüyorsun. Bana geliş öyle teyzeciğim, ben ne yapayım? Teyzeciğim sen bunun ikisini de al. Bir gün birini, öbür gün ötekini içersiniz. Daha neler? Parasını sen mi vereceksin? Hiç sorun değil teyzem. Ben seni çok sevdim, hiç sorun değil. Pek de yakışıklıymışsın, teşekkürler. Gebelik testi, sakın yok demeyin bana. Olmaz olur mu? Hangisini tercih edersiniz? Yani hangisi daha garantili? Valla bunların hepsi aynıdır. Ama illaki %100 garanti olsun diyorsanız... bir kliniğe gidip testi yaptırmanız gerekecek. Yok ya, öyle olmaz. Ben bunların hepsini alayım. Ne kadar? Hesaplayalım. Al abicim sen, koydum oraya. Ben merak ettim, eve vardın mı diye. Geldim, evdeyim. Sinirlerim oynamış, sakinleşmeye çalışıyorum. O neydi öyle ya? İlkel, İlkel, kavgalar. Cık. Allah aşkına hiç yakışıyor mu size? Kavgalar kimin yüzünden peki? Kabahat sende Deniz, hala çıkartmadın onu hayatından. Irmak çıkartmıyor. Benimle ne alakası var? Ben ona orada haddini bildirirdim ama dua etsin sen oradaydın. Ama ben artık sabrımın sınırına gelmeye başladım Deniz. Sermet sakın sen bu işe karışma. Sen beni tamamen kaybetmek mi istiyorsun ha? Ne iş artık ya? İyi tarafından bakmaya çalışıyorum ama sen hala eski Sermet Karayel'sin. Evet, ben hala Sermet Karayel'im ve Sermet Karayel olmaktan gurur duyuyorum. Bak Deniz, bu manasız mevzular yüzünden ne hale geldik? Kim olsa bunlara delirmez miydi? Allah aşkına bak şimdi. Sermet boş boşuna gerilmeyelim şimdi. Kapatıyorum ben. Bebeği istiyorsun değil mi? Yani eğer hamileysen. İstiyorum Şadiye, evet. Yani hani daha evliliğin başındasın, çok erken falan filan diyorsan tamam ama sonuçta bu da çocuk. Yani bir an önce sahip olmak lazım değil mi? Yaş fazla ilerlemeden yani. Senin şimdi gözün bebekten başka bir şey görmesen. Al ben seni yerim, sen beni kıskandın mı? Kıskandın mı sen beni? Sen benim canımsın, canım. Canımsın, sen benim ilk göz ağrımsın. Ya abla ne yapayım şimdi ben de? Yani benim bunca zaman şımaracak insanım mı olmuş? Seni buldum onca zaman sonra, azıcık sana şımarım. Abi, al. Bak en iyilerini aldım sana, kesin sonuçmuş kızım tamam. Bunlar. Hadi, hadi, hadi git. Hayırlı olsun enişte. Dur, dur, dur Şadiye. Sakın böyle konuşma. Vallahi kesin bir uğursuzluk olur ha böyle. Kesin konuşmayalım. Allah bilir diyelim. Yani kısmet. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Çok da şey yapmayalım. Değil mi? Fırat abi ya sen vallahi hakikaten oynatmışsın yani. Bir otur şuraya, bir sakin ol ama ya. Yok, durmayacaksın. Sen bana bir tane su getir. Vallahi şimdi onun yerine ben işleyeceğim ha. Ben bir bakayım. Dur, su getir. Narin. Arkadaş her seferinde bu can yüzünden en başa dönüyoruz. Şimdi işin yoksa uğraş dur Deniz'in gönlünü alabilmek için. Abi ben dedim sana ya, üstüne gitme yengenin dedim ya. Ne yapsak Ali ya? Bu canı da Amerika'ya mı göndersek Erol Durat'ın yanına? He? Orada devam etsin sanat hayatını. Abi anında yengenin kulağına gider yani. Ömür boyu kaybederiz yengeyi. Ne yapacağız o zaman ya? Ne yapacağız ya? Ne halt edeceğiz böyle? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız ya? Yani abi... hani... benim aklıma bir fikir geliyor ama... öyle ağzını burnunu kıralım deme. Yapamayız. Yok abi şey... son kartını ortaya süreceksin abi. Yengeye evlenme teklif edeceksin. Olur mu lan öyle şey? Bir iki defa buluştuk ama yani biz bir öyle bir böyleyiz ama
Hayır derse? Hayır demez abi. Onu unut. Hayır demez, bak nasıl kabul edecek? Nasıl kabul edecek yani? Sen bana güven o konuda. Bir tek bir sorun var abi. Hani sen emin misin? Yani evliliğe sen hazır mısın? O çok önemli abi. Yani ben hazırım ya da hazır değilim şimdi bilmiyorum ki. Abi yani çok ince düşünüp çok düzgün karar vermen lazım. Yani benim ona zararım dokunur diye tek. Yani şimdi bizim yaşadığımız hayat onun sinirini bozabilir. Gerçi mevzuları toparladık ama ne bileyim düşmanımız çok bir hali. Ya abi evi temiz tutacaksın abi. Ev steril olacak yani. Gideceğiz başka bir yerde, bir plazada. Böyle ayrı bir arsa olur, bir yer olur. Şöyle hani uzakta bir lokasyon, gürültü yapabileceğimiz. Orada kurarız bir düzen. Ama işte sen artık eve adam getiremezsin. Hani Rıfat'ı getirdim, dövdüm. İşte Mehmet geldi, ağzına silah sıktım, onu bir korkuttum falan filan. Hani onun kulağını kestim, ona yedirdim. Gece yarısı uyandım, Ali diye bağırdım, ortalığı indirdim, aşağı olmaz. Ve ben belki başka bir eve çıkmak zorunda falan kalacağım. Hani bütün bunların hepsini düşünmen lazım abi. Ne bağıracağım lan Ali diye? Allah Allah. Yani ben senin o manasız suratını görmeye çok mu hevesliyim lan? Ayrıca zaten Tatyana ile evlendiğin zaman sana bir ev tutarız. Abi ben Tatyana ile evlenemem ki. Ben evliyim zaten, unuttun mu abi? Ben o işin halinde konuştum. Sıkıntı yapma. Koşuyoruz seni. İyi de abi önce işimizin ortasında bir de onunla uğraşacağız. Sonra hallederiz abi. Şimdi ama o zaman... Yani bizim çok... Öyle bir güzel bir şey hazırlamamız lazım. Değil mi? Yani böyle antik kuntin bir şey olmaması lazım. Dekor mekor hani iyi bir ortamda. Ha? Tabii canım, onun alternatifi yok. En güzelini bulacağız, yapacağız abi zaten ya. Ya Narin lütfen bir ses verir misin? Bak kalpten gideceğim burada, ne olur yavrum. Allah bak doğru söylüyor. Vallahi bembeyaz oldu adam ya, iyi misin? Narin. Narin. Abla bak bebek yoksa üzülme. Yani daha çok zamanımız var zaten. Nasıl yani yoksa? Narin yok mu bebek? Var Fırat. Var. Eminsin. Eminim Fırat. Biraz geç çıktın. Hani kuşku duyacağımız bir şey yok. Yani net değil mi Narin? Kaldım çünkü iki kere baktım. İki kere. İki kere var yani. Doktora gideceğiz, tamam mı? Dinle beni. Bak şimdi hemen doktora gideceğiz, tamam mı? 40 derece ateşim yok ki, doktora gidelim, acile gidelim. Alt tarafı bebek bekliyorum değil mi? Bana bakın. Bana bakın, kimseye bir şey söylemeyelim. Nazar değer, o ırmak cadısının kulağına gider sonra. Böyle bir şeyler karıştırır gene. Evet, kesinlikle söylemeyelim. Hele denize hiç söylemeyeyim, ırmağının kulağına gider. Doğru söylüyor Şendi. Allah Allah. Nasıl yani ya? Gizli mi doğuracağım bebeğimi? İnsanlardan mı gizleyeceğim? Kim ne yaparsa yapsın.
Ne yapabilir ki Ormak? Neye cesaret edebilir? Ne yapabilir en fazla? Çürütürüm onu. 20 yıl hapis yatar. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına ya? Sinirlenme bebeğe, bir şey olacak. Dur. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana binlerce kez şükürler olsun ya Rabbim. En umutsuz anımda benim karşıma çıkardığın hediye. Allah'ın işine baksana. Fırat abi. Bak bundan sonra artık birbirinizi böyle saçma sapan şeyler için üzmüyorsunuz, tamam mı? Üzmüyoruz ama bu öğütleri biraz da ablana ver istersen, he? Nasıl olur? Aç benim ben mevzuları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.